Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Tarih Milli Mücadele Muharebeler Dönemi soru cevap kısmından devam ediyoruz. Başlayalım. TBMM Doğu Cephesi'nde kiminle savaşmıştır? Ermeniler ve Gürcüler. Osmanlı Devleti hakimiyeti altında yaşayan Ermenilere dostça ilişkilerinden dolayı ne ad verilmiştir? Milleti Sadıka. TBMM Güney Cephesi'nde kiminle savaşmıştır? Fransızlar ve Ermeniler. TBMM Batı Cephesi'nde kiminle savaşmıştır? Yunanistan ve destekçileri İngilizler. Ermenilerin işgallerini önlemek amacıyla Büyük Millet Meclisi hükümeti Doğu Cephesi'ne kimi atamıştır? Kazım Karabekir'i. Ermenilerin işgallerini önlemek amacıyla Doğu Cephesi'nde savaşan ordunun adı nedir? 15. Kolordu. Doğu Cephesi'nin kapanması ile TBMM ve Ermenistan arasında yapılan anlaşmanın adı nedir? Gümrü Anlaşması. Ermeniler Gümrü Anlaşması ile hangi anlaşmayı yok saymışlardır? Tevra Anlaşması. Gümrü Anlaşması ile Türkiye Ermenistan sınırını hangi nehir belirlemiştir? Aras Nehri ile Çıldır Gölü. Hangi siyasi sözleşmede ilk defa Türkiye Devleti tabiri kullanılmıştır? Gümrü Anlaşması. TBMM'yi tanıyan ilk devlet hangisidir? Ermenistan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin imzaladığı ilk anlaşma hangisidir? Gümrü Anlaşması. Kurtuluş Savaşı muharebeler döneminde Doğu Cephesi'nde elde etmiş olduğu başarılardan dolayı Kazım Karabekir'e hangi unvan verilmiştir? Şark Fatihi. Maraş'ı işgal eden Fransız ordusundaki Ermenilerin şehirdeki Türk halkının onuru ile oynamalarından dolayı şehir halkı Fransızlara karşı kimin başlattığı hareket ile ayaklanmıştır? Sütçü İmam. Türkiye Büyük Millet Meclisi Maraş'a kahraman unvanını hangi yıl vermiştir? 7 Şubat 1973. Fransız işgali sırasında Mustafa Kemal'den aldığı emirle Urfa Jandarma Komutanı ile birlikte Urfa savunması direnişini başlatan kişi kimdir? Yüzbaşı Ali Sahip Bey. TBMM almış olduğu bir kararla Urfa ilimizin adını Şanlıurfa olarak hangi yıl değiştirdi? 12 Haziran 1984. Milli Mücadele döneminden sonra Anadolu'da istiklal madalyasını alan ilk yöremiz neresidir? İnebolu Kastamonu'dur. TBMM Antep'e gazi unvanını hangi yıl vermiştir? 6 Şubat 1921. TBMM'nin Fransız ve Ermenilere karşı müdahale yürüttüğü Güney Cephesi hangi anlaşma sonucunda kapanmıştır? Ankara Anlaşması. Misak-ı Milli'den ikinci taviz Hatay taviz hangi anlaşmayla verilmiştir? 1921 Ankara Anlaşması ile. Sivas Kongresi sırasında Batı Cephesi Kuvayi Milliye Birliği'nin başına Adnan Ali Fuat Cebesoy hangi başarısızlıkla sonrası görevinden alınmıştır? Gediş Harekatı. Milli Mücadele'nin Batı Cephesi'nde Batı Cephesi Komutanı sıfatıyla hangi komutanlar görev yapmıştır? Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele, İsmet İnönü ve Mustafa Kemal. Batı Cephesi Komutan Albay İsmet Bey komutasındaki Türk birlikleri Yunanlıları ilk olarak nerede durdurmuştur? İnönü mevzileri. 1. İnönü Savaşı'na Yunanlılar ne isim vermiştir? Taarruz-i Keşif. Milli Mücadele döneminde kurulan düzenli ordu ilk başarısını hangi savaşta göstermiştir? 1. İnönü Savaşı. İsmet İnönü albaylıktan generalliğe hangi savaş sonrası getirilmiştir? 1. İnönü Savaşı. Milli Mücadele döneminde Anadolu'nun dışarıyla deniz yolu bağlantısının kurulduğu tek yer neresidir? Kastamonu'nun İnebolu Limanı. 1. İnönü Zaferi'nden sonra İtilal Devletleri'nin Sevr Anlaşması'nı ufak değişikliklerle TBMM'ye kabul ettirmek için topladıkları konferansın adı nedir? Londra Konferansı. İtilal Devletleri'nin Londra Konferansı'na Türk Milleti adına Osmanlı Hükümeti'nin davet etmelerinin nedeni nedir? TBMM'yi ve onun başarısının yok sayması. İtilal Devletleri Londra Konferansı'nı TBMM'ye hangi devletin aracılığı ile davet etmiştir? İtalya. Büyük Millet Meclisi Hükümeti'ni Londra Konferansı'nda kim temsil etmiştir? Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey. İstanbul Hükümeti'ni Londra Konferansı'nda kim temsil etmiştir? Tevfik Paşa. TBMM Hükümeti'nin ilk Moskova Büyükelçisi kimdir? Ali Fuat Cebesoy. Londra Konferansı'nda söz Türk Milleti'nin gerçek temsilcisi TBMM'nindir diye sözü TBMM temsilcisine bırakan kişi kimdir? Tevfik Paşa. Londra Konferansı'nın TBMM hükümeti açısından önemi nedir? Londra Konferansı'nda TBMM hükümeti İtilal Devletleri tarafından hukuken tanınmıştır. 1 Mart 1921 tarihinde TBMM hükümetinin Müslüman bir devlet olarak imzaladığı ilk anlaşmanın adı nedir? Türk-Afgan Dostluk Anlaşması.
Türkiye Devleti'ni tanıyan ilk İslam ülkesi hangisidir? Afganistan. Kurtuluş Savaşı'nın yoğun olarak yaşadığı bir dönemde milli duyguların artırılması, halka ve cephede savaşan Mehmetçik'e moral verilmesi için yapılan çalışma nedir? İstiklal Marşı'nın kabulü 12 Mart 1921. İstiklal Marşı devamlı 3 defa coşkuyla okuyan dönemin Milli Eğitim Bakanı kimdir? Hamdullah Supi Tanrı ve İstiklal Marşı'nın günümüz bestesini 1930'da yapan kişi kimdir? Osman Zeki Üngör. İstiklal Marşı ilk olarak hangi gazetede yayımlanmıştır? Açık Söz. TBMM'yi tanıyan ilk Avrupalı büyük devletin adı nedir? Sovyetler Birliği. Kapitülasyonların kaldırıldığını kabul eden ilk devlet hangi devlettir? Sovyet Rusya. TBMM ile Sovyetler Birliği arasında Birinci İnönü Savaşı sonrası imzalanan anlaşmanın adı nedir? Moskova Anlaşması 16 Mart 1921 yılında. Sovyet Rusya ile imzalanan Moskova Anlaşması'nda Türkiye'yi kim temsil etmiştir? Yusuf Kemal Tengirşen, aynen. Mustafa Kemal, siz orada yalnız düşmanı değil, milletin tersine dönmüş talihini beğendiniz. İhtilal altındaki talihsiz topraklarımızla beraber bütün vatan bugün en ucura köşelerine kadar zaferinizi kutluyor. Sözünü hangi savaşta alınan başarı üzerine söylemiştir? İkinci İnönü. Son Osmanlı Mevlüt Meclisi'ni basarak 40 kişiyi esir alan İngiltere hangi savaştan sonra bu kişileri serbest bırakmıştır? İkinci İnönü. Misak-ı Milli'den taviz verilen ilk anlaşmanın hangisidir? Moskova Anlaşması. Kurtuluş Savaşı esnasında resmi olarak en çok maddi yardım yapan ülke hangisidir? Rusya. Moskova Anlaşması ile Türkiye hangi toprağını Sovyet Rusya'ya vermiştir? Batum. TBMM'nin kurduğu düzenli ordunun İngilizler tarafından desteklenen Yunan ordusu karşısındaki ilk başarısızlığı nedir? Eskişehir-Kütahya Savaşları. Eskişehir-Kütahya Savaşları sonrasında TBMM Mustafa Kemal'e hangi görev vermiştir? 5 Ağustos 1921 günü Mustafa Kemal Paşa'ya 3 ay süreyle Türk ordusu ile ilgili konularda meclisin yetkilerini kullanmak üzere başkomutanlık görevini veren yasa TBMM'de kabul edilmiştir. Eskişehir-Kütahya Savaşları devam ederken 16 ile 21 Temmuz tarihleri arasında Ankara'da Darül Muallimin yani Erkek Öğretmen Okulu konferans salonunda 180 kişinin katılımıyla hangi toplantı yapılmıştır? Eğitim yani Maarif Kongresi. Türk ordusu Eskişehir-Kütahya Savaşları sonunda zaman kazanmak amacıyla Mustafa Kemal'in emriyle nereye çekilmiştir? Sakarya Irmağı'nın doğusuna. Eskişehir-Kütahya Savaşları sırasında TBMM Milletvekilleri Meclisi Ankara'dan hangi şehre taşınma fikrini ileri sürmüştür? Kayseri'ye. Başkomutanlık görevini üstlenen Mustafa Kemal Paşa bu yetkileri aldıktan sonra ilk olarak ordunun gereksinimlerini sağlamak için 7 ile 8 Ağustos 1921 tarihinde hangi kararı almıştır? Tekalifi Milli Emirleri yani Milli Yükümlülükler Buyrukları. Tekalifi Milli Emirlerini daha iyi uygulamak amacıyla hangi oluşum kurulmuştur? İstiklal Mahkemeleri. Zabitler yani Subaylar Savaşı ya da Melhame-i Kübra olarak nitelendirilmiş savaş hangisidir? Sakarya Meydan Savaşı. Türklerin 1683 2. Viyana kuşatması ile savaşlarda geri çekilme hareketi hangi savaş ile son bulmuştur? Sakarya Meydan Muharebesi. Dünya tarihinde ilk kez yüzey savunma stratejisi milli mücadele döneminde hangi savaş sırasında uygulanmıştır? Sakarya Meydan Savaşı. Atatürk'ün hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O sathı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça düşmana terk olunamaz. Onun için küçük büyük her birlik ilk durabildiği noktada yeniden düşmana karşı cephe kurup savaşa devam eder. Sözünü söylediği savaş hangi savaştır? Sakarya Meydan Savaşı. Sakarya Meydan Savaşı sonrası Fransızlar ile yapılan ve Güney Cephesi'nin kapanmasını sağlayan anlaşma hangisidir? Ankara Anlaşması. Sakarya Meydan Savaşı sonrası Sovyetler Birliği ile yapılan anlaşmanın adı nedir? Kars Anlaşması. Kars Anlaşması'nı TBMM hangi devletlerle imzalamıştır? Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan. Kars Anlaşması'nı TBMM'yi kim temsil etmiştir? Kazım Karabekir. Kars Anlaşması'nın milli mücadele açısından önemi nedir? Yeni Türk Devleti'nin doğu sınırının kesin olarak çizilmesi. İtiraz Devletleri blokunun parçaladığı anlaşmanın adı nedir?
Ankara Anlaşması 20 Ekim 1921. Milli mücadele döneminde Anadolu'dan ilk çekilen devlet hangisidir? İtalya'dır. Mustafa Kemal Paşa'nın tarihe geçecek direktifini verdiği ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri sözünü hangi savaştan sonra söylemiştir? Başkomutanlık Meydan Savaşı. Büyük Taarruz sırasında esir edilen Yunan başkomutanının adı nedir? General Trikops. Mustafa Kemal'in Rum Sındığı Savaşı olarak nitelendirdiği savaş hangi savaştır? Büyük Taarruz. Sakarya Meydan Savaşı sonrası Mustafa Kemal'e TBMM tarafından hangi rütbe ve nişanlar verilmiştir? Mustafa Kemal TBMM tarafından kendisine Mareşallik rütbesi ve Gazilik unvanı verilmiştir. Başkomutanlık Meydan Muharebesi öncesinde barış anlaşması görüşmelerde bulunmak üzere Avrupa'ya gönderilen devlet adamı kimdir? Yusuf Kemal Tengirşenk. Büyük Taarruz'un kazanılmasından büyük çalışmalar gerçekleştiren ve Sakarya Savaşı'ndan da Mustafa Kemal ile kendisine Mareşallik rütbesi verilen kişi kimdir? Fevzi Çakmakpaşa. Başkomutanlık Meydan Zaferi'nin sonucunda İttilat Devletleri TBMM ile hangi ateşkes anlaşmasını imzalamıştır? Mudanya Ateşkes Anlaşması. Mudanya Ateşkes Anlaşması'nda TBMM'yi kim temsil etmiştir? İsmet İnönü. TBMM Mudanya Ateşkesi sonrası Doğu Trakya'nın alınması işiyle ilgili kimi görevlendirmiştir? Refet Bele. Mudanya Ateşkesi sonrası hangi İngiliz lider başbakanlık görevinden istifa etmiştir? Lloyd George. Mudanya Ateşkesi Anlaşması ile Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti savaş yapmadan hangi bölgeleri almıştır? İstanbul, Boğazlar ve Doğu Trakya. Şevket Süreyya Aydemir'in kaleme aldığı hangi biyografi kitabında Mustafa Kemal'in hayatı eserleri Türk ve dünya tarihi üzerindeki etkileri anlatılmaktadır? Tek Adam. Fethi Rıfkı Atay'ın Atatürk'ün hayatını ve inkılaplarını anlattığı eserin adı nedir? Çankaya. Lozan Barış Anlaşması'na Türkiye adına katılan delegeler kimlerdir? İsmet İnönü, Hasan Saka, Doktor Ruda Nur. Lozan Barış Anlaşması'na göre Meis Adası, Rodos ve 12 ada hangi ülkeye bırakılmıştır? İtalya. Lozan Barış Anlaşması'na göre Yunanistan'dan savaş tazminatı olarak hangi bölgeler alındı? Karaağaç ve Bosnaköy. Lozan Barış Anlaşması'na göre Türkiye Devleti'nin Osmanlı'dan kalan borçlarını ödemesini emsal teşkil edeceğinden dolayı itiraz eden ülke hangisidir? Sovyet Rusya. Lozan Barış Anlaşması'nı onaylayan beyincisi hangisidir? İkinci TBMM. Lozan Barış Konferansı'nda Boğazlar hakkındaki sorunun görüşülmesi esnasında görüşmelere dahil olan ülkeler hangileridir? Bulgaristan ve Sovyet Rusya. Lozan görüşmeleri devam ederken toplanan İzmir İktisat Kongresi'nin başkanlığını kim yapmıştır? Kazım Karabekir. Atatürk'ün bu anlaşma Türk ulusuna karşı yüzyıllardan beri hazırlanmış ve sevk anlaşması ile tamamlandığı sanılmış büyük bir suikastın yıkılışını bildirir bir delegedir. Osmanlı tarihinde benzeri görünmemiş siyasal zafer yaptıdır. Sözüyle kastettiği anlaşmanın hangisidir? Lozan Anlaşması. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoya beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız.